AKP'yi kapatma davası. AKP neden kapatılmak istendi? AKP neden kapatılmadı? Kimler yargıyı hedef alıp şeriatçı AKP'nin yanında saf tuttu? Tüm soruların cevabı videonun devamında. AKP'yi kapatma davası, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya'nın AKP'nin laikliğe aykırı fiillerin odağı haline geldiği gerekçesiyle partinin kapatılması ve ilgili dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan'ın, eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç'ın, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, dönemin Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in laiklik ilkesine aykırı eylem ve demeçleri olduğu, ayrıca milletvekili ve yöneticiler dahil 71 kişinin 5 yıl süreyle siyasetten uzaklaştırılması ve AKP'nin kapatılması istemiyle hazırladığı iddianame Anayasa Mahkemesi'ne 14 Mart 2008'de sunulmuş olup Anayasa Mahkemesi iddianameyi 31 Mart 2008 günü kabul etmiştir. İddianamede AKP'nin Cumhuriyet'in ilkelerini değiştirecek zemini oluşturduğuna, kamu kurumlarında başörtüsünün serbest bırakılması gibi önemli hususlara değinilmiştir. AKP'nin kuruluş amacının Fazilet ve Refah Partileri gibi Cumhuriyet'i yıkıp şeriat devletini kurmak olduğunu, bunu üstü kapalı şekilde ılımlı İslam devleti gibi söylemler kullandığına dikkat çekildi. 15 Temmuz'da AKP iktidarına başarısız darbe girişimi yapan Nur Cemaati ve Fethullah Gülen'in de adı iddianamede geçmekteydi. Dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün cemaate destek verdiği, devlet kadrolarını cemaat üyeleriyle doldurduğunu söylendi. Bu davada MHP ve Saadet Partisi'nin yanı sıra liberaller ve tüm cumhuriyet düşmanları şeriatçı AKP'nin yanında saf tutmuşlardı. Liberaller, DTP ve ÖDP faşistlerden geri kalmayıp AKP'nin yargılanması ile demokrasiye darbe yapıldığını iddia edip kamuoyunda kitle oluşturma çabası içine girdiler. AKP ise her zamanki gibi Türkiye'nin üzerinde oyunlar oynandığını iddia edip mağdur edebiyatı yapmaya devam etmişti. 30 Temmuz 2008 tarihinde kamuoyuna yapılan açıklamada partinin temelli kapatılmaması fakat hazine yardımının belli bir oranda kesilmesi kararına varılmıştır. 6 üye kapatılması, 5 üye kapatılmaması yönünde oy kullanmışken hazine yardımının kesilmesi hakkındaki oylamada 11 üyenin 10'u kesilmesi yönünde oy kullanmıştır. Anayasa Mahkemesi yaptığı açıklamada Adalet ve Kalkınma Partisi'nin temelli kapatılması isteminin kabul edilmediğini ancak laiklik karşıtı eylemlerin odağı olduğu gerekçesiyle Adalet ve Kalkınma Partisi'ne verilecek hazine yardımına yarı yarıya kesintiye gidileceğini açıkladı. Sonucun açıklanmasının ardından Sabancı gibi büyük sermaye gruplarının yanı sıra patron örgütleri olan TÜSİAD, Ankara Ticaret Odası, İstanbul Ticaret Odası karardan memnun olduğunu, demokrasini kazandığını ve siyasi istikrarsızlığın sona erdiğini söyledi. Patron temsilcilerinin ifade ettiği gibi sonuç kendileri ve AKP için başarı ve istikrar getirmişti. Davada AKP kapatılsa bile emekçiler için hiçbir şey değişmeyecek, patronlar bir yolunu bulup emekçileri baskılamanın yolunu bulacaktı. AKP bu dönemden sonra daha da güçlenmiş, emekçi sınıfı ve yargı üzerinde dinci gerici baskısını arttırmıştır. Yargıya tamamen egemen olup bir nevi davanın intikamını almıştır. Bugün gelinen noktada AKP ve patronlar emekçileri nefes alacak alan bırakmamıştır. Günden güne kendi mezar kazıcıları olmaya devam etmektedirler. İşçi sınıfı günü geldiğinde halk mahkemelerinde AKP'yi, patronları, onların arkasından ağlayan liberal solcuları yargılayacaktır.